Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Photoshop'ta çeşitli düzenlemelerde kullandığımız fırça yani brush tool nedir, nasıl kullanılır, kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekir onları madde madde anlatacağım. Hadi gelin eğitimimize yavaş yavaş başlayalım. Fırça aracını bölgesel müdahalelerde özellikle çok kullanıyoruz arkadaşlar. Örnek bu fotoğrafta ben belli bölgelerin aydınlanmasını istiyorum. Şu binalar biraz gölgede kalmış. Bu işlemi yapmak için üst kısma geliyorum arkadaşlar. Curves aracını tıklıyorum. Curves eğrim ortaya çıktı. Gelip şu en üstteki noktaya, daha doğrusu en ortadaki noktaya gelip yukarı doğru eğrimi çekiyorum. Bakın. Bütün fotoğrafım ve bu binalar aydınlanmaya başladı. Güzel ama buralarda ekstradan aydınlanmış oldu. Bunu istemiyorum. Onu da ortadan kaldırmak için şuradaki Curves ikonuna tıklıyorum ve Invert'ü seçiyorum. Maskeleme dediğimiz bir tekniği yapmış olduk arkadaşlar. Aslında yaptığımız işlem burada fotoğrafın üstünde duruyor ama siyah maskeli olduğu için biz göremiyoruz. Peki istediğimiz bölgeleri beyazı çevirmek için ne yapmamız lazım? Çok basit. Sol tarafa geliyoruz arkadaşlar. Şurada üst kısma beyaz gelecek şekilde şöyle yapabilirsiniz. Şayet sizde örnek ben geleyim. Farklı bir renk varsa bunu da değiştirmek için arkadaşlar D'ye basabilirsiniz. Siyahla beyaz arasındaki değişikliği sağlamak için de X tuşuna basabilirsiniz. Şimdi X'e bastım ya da gelip ikonla böyle çevirdim. Şu an üst kısımda beyaz var. Curves layer'ımın üstündeki siyah maskedeyim. Bu alanı aydınlatmak istiyorum. Sol tarafta Brush Tool, kısa yolu B arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Brush Tool'um geldi. Şurada çeşitli ayarlarım vesairem var. Bunların detaylarını zaten eğitimin devamında anlatacağım. Ben şimdi burada hızlıca sizlere göstermek için şöyle yapalım. Sağ tıklayıp birazcık da büyüklüğünü arttıracağım. Biraz daha da büyütelim. Geliyorum arkadaşlar bakın. Yaptığım fırçayla bu alanları aydınlatıyorum. Zaten biliyorum burada Curves aracıyla aydınlatma işlemi uygulamıştık. İstediğim alanların sadece aydınlanmasını istiyorsam gelip fırçayla boyamam yeterli. Nereleri boyadım nereleri boyamadım bilmiyorsam da gelip maskenin üstüne alt tuşuna basarsam bakın bana gösteriyor nerelerde boyama işlemi yapmışım, nerelerde yapmamışım. Buradan da takibini yapabiliyorum. Bu işlemi yaparken kullandığımız fırçaya çok farklı ve fazla özellik atadık. Bakın yukarıda opacity var, flow var, smoothing var, sağ tıklıyorsunuz size var, hardness var, fırça tipleri var vesaire. İşte bu ayarların hepsini bu eğitimin devamında sizler için anlatacağım. Gelin yavaş yavaş artık fırçayla detaylı bir şekilde çalışmaya başlayalım. Fırça ayarlarını detaylı bir şekilde görebilmek için boş beyaz bir sayfa açmamız lazım. Bunun için de arkadaşlar File, New dememiz yeterli. Açılan pencerede bakın foto diye bir seçenek var. Buraya gelip default photo size'a geliyorum. Burada da ekran rengim beyaz. Başka herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Create demem yeterli. Gördüğünüz gibi Photoshop'umuzda beyaz bir sayfa açtık. Hadi gelin yavaş yavaş fırçamızı özelleştirmeye başlayalım. Beyaz sayfayı açtıktan sonra arkadaşlar gelip sol tarafta brush'ı yani kısa yol B'yi tıklıyoruz. Fırçamız açıldıktan sonra üst kısma gelip arkadaşlar şuradaki brush ikonuna tıklayıp sağ tıklayıp reset tool diyorum arkadaşlar. Tüm ayarları resetlemiş oldu. Fırçamızın büyüklüğünü değiştirmek istiyorsak buraya gelip size kısmını sağa sola çekmemiz yeterli. Ya da fotoğrafın üstüne gelip ya da görselin üstüne gelip sağ tıklayıp yine size arttırıp azaltabilirsiniz.
Ayrıca hardness'ı, yani fotoğrafa yapacağınız etkinin sertliğini de buradan arttırıp azaltabilirsiniz. Hardness'ı örnek, fırçamı birazcık büyüttüm. Size'ım 0. Burada da siyah rengim seçili arkadaşlar. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi geçişlerde hafif bir yumuşaklık var. Sağ tıklıyorum. Bu sefer hardness'ı %100 yapıyorum. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi komple net bir şekilde fırçam işlem yapmış oldu. Farklı bir fırçayla işlem yapmak istiyorsak buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bakın genel fırçalar diye bir seçenek var. Gelip en üstündeki yumuşak kenarı ben seçeceğim. Pizza gibi oldu yumuşak kenarlı. İçine bir şey ekleyebiliyor muyuz? Yok, tabii çeşitli tipleri var. Biz gelip yumuşak kenarlıyı seçtik. Siz de bunu seçebilirsiniz. Genel Photoshop'un içerisinde gelen bir fırça ayarıdır. Buradan kapatıyorum. Dediğim gibi yine hardness'ın ve size'ını da buradan ayarlayabiliyorum. Fırçamızın büyüklüğünü ve sertliğini kısa yolla değiştirmek istiyorsak arkadaşlar, kontrol ve alt tuşlarına basılıyken mouse'umuzu yukarı aşağı hareket ettirdiğimizde gördüğünüz gibi fırçanın sertlik derecesini değiştirebiliyorsunuz. Aynı iki tool basılıyken mouse'u sola ya da sağa çektiğiniz zaman arkadaşlar fırçanızın büyüklüğünü de değiştirebiliyorsunuz. İlla yani sağ tıklamanız ya da yukarıdaki şu ikona tıklamanıza gerek yok. Kontrol ve alt tuşlarına basarak sağa sola yapıp büyüklüğünü, yukarı aşağı yaparak da fırçanın sertliğini değiştirebiliyorsunuz. Fırçamızı seçtik. Sağ tıkladık. Size'ını ayarladık. Hardness'ı 0 yaptık. Geliyorum, şöyle çizgiler çizebiliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şayet düz bir çizgi çekmek istiyorsam ilk noktama gelip bilgisayarımın shift tuşuna basıp şu şekilde arkadaşlar düz bir çizgi çekebilirim. Aynısını yine yukarıdan aşağı da yapabiliyorum. İlk noktamı seçtim, shift'e bastım, aşağı doğru çektiğim zaman gördüğünüz gibi düz bir şekilde ilerliyor. Mesela üçgen yapmak istiyorsunuz. O zaman da ilk noktayı belirliyorsunuz. Uç noktaya gelip shift'e basıp otomatik olarak o alanın dolmasını sağlıyorsunuz. Şimdi aşağıya geliyorum. Mesela ikinci uç için yine shift'e bastım. Tıkladım, gördüğünüz gibi ikinci uç geldi. Buraları da birleştirmek için son kısma gelip yine shift'e bastığım zaman gördüğünüz gibi üçgen şeklinde de çizimimi gerçekleştirebiliyorum. Yani düz hatlar ve düz belirgin çizgiler için normal fırça yerine shift'e basarak düz çizgi çizebilirsiniz ya da ilk noktayı belirleyip bir sonraki noktaya gelip shift'e basarak o çizgiyi oraya uzatabilirsiniz gördüğünüz gibi. Temel fırça düzenini öğrendikten sonra arkadaşlar rengi değiştirmek için şu kısma geliyorum. Buradan istediğim hoşuma giden ya da herhangi bir rengi seçebilirim. Ya da rengin RGB kodları varsa buraya o değerleri girip ya da şuradaki kod kısmına girip o renge ulaşabilirim. Yani benimle aynı renkte bir fırçaya sahip olmak istiyorsanız RD 223, G'ye 136, B'ye 23 girerseniz birebir aynı renkte çalışabiliriz. Ya da farklı bir renge geleyim. Burada da mesela bakın bu kodlar değişiyor. Red 74, Green 196, Blue da 236. Okey dedim. B'ye geliyorum arkadaşlar. Brush Tool'a, yani fırça aracıma geldim. Şimdi opacity'mi %100 yapacağım. Flow'umu da %100 yapacağım. Smoothing 0'da kalabilir. Şimdi opacity ve %100, flow da %100'de. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Şimdi flow'u ve opacity'yi değiştirebiliyoruz. Yani opacity'yi ben %50'ye düşüreceğim. Bunu yapmanın 3 tane yöntemi var. İlki klavyemdeki 5 tuşuna basmak arkadaşlar. Bakın 5'e bastım. Opacity'm %50 oldu. İstersen buradan gelip slider'la ya da manuel elle de yazı yazarak değiştirebilirim. %50 opacity'de arkadaşlar seçtiğim renkle boyama yapıyorum. Elimi mouse'tan kaldırmadım. Bakın üstüne gelip boyamaya devam ediyorum. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Görüyor musunuz? Yani ekstradan bir boyama işlemi yapmıyor. Alanı büyütebiliyorum ama gördüğünüz gibi renkte bir koyulaşma söz konusu değil.
Opacity'mi %100 yapacağım. Bunu yapmak için 0'a basmam yeterli. Şayet kademe kademe yapacaksanız 6, 7, 8, 9 ya da 0 yapıp %100 yapabilirsiniz. Flow'u düşürmek için yine aynı şekilde 3 farklı yöntemim var. Bu sefer Shift'e basıp, bakın Shift 1, Shift 2, Shift 3 gördüğünüz gibi buradan değişebiliyor. Örnek Shift 3 yaptım. Flow'um %30'da. Burada mouse'umla tıklayıp boyama işlemini yapıyorum. Bakın görüyor musunuz? Ben boyadıkça işlemin kuvveti artıyor. Üstünden geçtikçe etkim artmakta. Flow'la opacity arasındaki en büyük fark budur arkadaşlar. Flow'la bir işlem yaptığınız zaman üstüne gelip boyamaya devam ederseniz o etki artmaya devam eder. Böylece yaptığınız işlemi daha koyu bir hale, daha belirgin bir hale getirebilirsiniz. Opacity'de ise bunu yapma şansınız yok. Flow'u sıfırlamak için, daha doğrusu %100 yapmak için de Shift 0'a basıyorum. Gördüğünüz gibi %100 oldu. Opacity'yi de 2'ye bastım, %20. Bakın gördüğünüz gibi üstünde boyamaya devam ediyorum. Herhangi bir işlem yapmıyor. Şayet mouse'la burayı boyamayı bırakıp gelip tekrar boyamaya başladığım zaman o zaman etki artıyor. Yani ben bu alanı koyultmak istiyorsam mouse'u bırakıp bir daha boyamam lazım. Mouse'u bırakıp bir daha boyamam lazım. Flow'da böyle bir ihtiyacınız yok. Gelelim 0'a basalım. Opacity'miz %100 olsun. Shift'le 2'ye basalım. Flow'umuz %20. Hatta 1 yapalım. %1'de olsun. Pardon, %10'da. Bakın. Boyamaya başladıkça bu alanlarda koyulaşma yapmaya başlıyor. Benim tavsiyem bu tarz işlemlerde özellikle flow'la oynamak daha mantıklı. Çünkü yaptığınız basma, boyama işlemine göre gücü artıyor ya da azalıyor. Ama opacity'de bunu kontrol edemiyorsunuz. İşleminizi bitirip tekrar yapmanız gerekiyor. Bu ekranı sıfırlamak için hatırlarsanız Edit, Fill, Contents, White, Blending Mode, Normal, Opacity'de %100 yaptık. Son olarak da Smoothing'e geliyorum arkadaşlar. Smoothing, takip mesafesi olarak da söyleyebiliriz. Bakın şu an %0'da benim mouse'umla boyadığım alan arasında hiçbir fark yok. Beraber aynı hızla devam ediyor. Burada smoothing'i %100 yaparsam bakın fırçam önde gidiyor. Boya arkasında yılan oyununa benzer bir hale gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi aradaki mesafeyi, takip mesafesini arttırmış ya da azaltmış olabiliyorsunuz. Önceden siz boyayıp daha sonra boyadığınız fırça işleminizi takip etmiş oluyor. Gelelim bu işlemin uygulama kısmına. Bu görseli kapatıyorum arkadaşlar. Burada işimiz yok. Geliyorum, bir tane fotoğraf açıyorum. Burada fırça ayarlarımı yaparak belli alanları daha koyu, belli alanları da daha aydınlık yapacağım. Alt tuşuna basıp mouse'un scroll ile birazcık fotoğrafa yaklaşıyorum. Şimdi bakın bu fotoğrafta şu kısımlar gördüğünüz gibi aydınlık, şuralar aydınlık, şu dış kısımlar duvarın karanlık. Bunu ben birazcık da Dodge and Burn tekniğini kullanarak daha belirgin bir hale getirmek istiyorum. Geliyorum üst taraftaki Adjustment paneline. Adjustment sizde açık değilse Window Adjustment'a tıklayarak açabilirsiniz. Cursor aracına gelip şöyle kenara alalım. Birazcık daha aydınlık etkimi artırıyorum. Gördüğünüz gibi buralar bayağı bir parlak oldu. Fotoğrafın yine tamamına uygulandı bu işlem. Yandaki maskeye tıklayıp invert'ü seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maskeleme işlemim gerçekleşti. Bu kısımları boyayacaktım. Buraları boyamak için arkadaşlar yine B brush tool'uma fırça aracımı seçiyorum ve birazcık fotoğrafıma yaklaşıyorum. Artık opacity ve flow'umu ayarlayabilirim. Opacity ve flow %100 iken arkadaşlar işlemi yaptığım zaman gördüğünüz gibi aşırı fazla bir şekilde etki ediyor. Bunu istemiyorum. O yüzden Ctrl Z 2018 öncesi Photoshop'larda da Ctrl Alt Z yaparak işlemi geri alıyorum. Opacity'mi kısacağım. Birazcık %50'lere getireceğim. Flow'u da arkadaşlar %20'lere getireceğim. Yani tek seferde değil de kademe kademe işlemi yapmak istiyorum. Gelip burada bakın aydınlatma işlemini gerçekleştiriyorum.
gayet yumuşak, düz bir geçiş sağlıyor. Aynı şekilde buraya da geliyorum. Bakın herhangi bir sapmam söz konusu değil. Buradan düz bir şekilde bu alanları gördüğünüz gibi aydınlatıyorum. Fotoğrafta uyguladığım yerleri görmek için maskenin üstüne gelip alt tuşuna basmam yeterli. Bakın burada bana da gösteriyor. Kaçırdığım bölgeler varsa şöyle ek yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi işlemim bitti arkadaşlar. Daha büyük alanları fırçayla boyamak için sağ tıklayıp hemen birazcık size'ımı büyütüyorum arkadaşlar. Gelip buralara bakın. Aynı şekilde hiçbir ayarımı değiştirmedim. Ekstradan beyazlatmak istiyorsam da tekrar boyayabilirim. Gördüğünüz gibi belirlediğim alanlara yumuşak bir şekilde bu aydınlatma işlemini gerçekleştiriyorum. Şimdi yine tekrar körz aracına tıklayıp bu sefer de arkadaşlar aşağı doğru körz aracımı çekiyorum. Tekrar maskeme geliyorum. Invert diyorum. Bu sefer de koyu olan alanları boyayacağım. Bu sefer yine size'ımı büyütüp buraları arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık daha koyu bir hale getiriyorum. Fırçamı ne kadar yumuşak tutarsam benim için o kadar avantajlı oluyor. Çünkü bölgesel etkiyi güçlendirmiş oluyor. Daha kolay bir şekilde boyama işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Şu alt kısımları da yine birazcık daha koyultabilirim. Yaptığım işlemin ilk hali buydu arkadaşlar. Bakın bu da düzenlediğimiz hali. Gördüğünüz gibi bir anda penceremiz daha dikkat çekici ve belirgin bir hale gelmiş oldu. Köşeleri kararttık. Buraları da aydınlattık. Alt tuşuna basıp buradaki yaptığımız işlemi de şöyle görebiliriz. Hatta eksik bölgelerimiz varmış. Bakın şuraları da hemen koyutma işlemlerimize dahil ediyoruz. Tekrar alta basıp tıklıyorum. Evet. Öncesi sonrası arkadaşlar. Bakın fotoğrafımızın ilk hali buydu. Şu an daha belirgin bir hale getirmiş olduk. Buradaki geçişlerin doğal olmasını sağlayan etkenler kullandığımız opacity ve flow değerli. Opacity'yi ben genelde %50'de kullanıyorum. Çünkü yumuşak bir geçiş sağlıyorum. Flow'u da 10 ile 20 arasında. Çünkü flow'daki etki, ilk körs aracına gelelim, bu aydınlatmak için yaptığımız alanda bakın buradan istersem istediğim gibi baskı yaparak o etkiyi zaten arttırabiliyorum. O yüzden de yavaş yavaş yapacağım işlemlerin değişmesini sağlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi ekstradan aydınlatmış olduk. Şu kısımları da mesela karartmak için ikinci kısma gelip buraları da şöyle köşeleri de birazcık karartıp daha çerçeveyi belirgin bir hale getirebiliyorum. İlk hali, son hali, gördüğünüz gibi fotoğrafımıza bambaşka bir etki vermiş olduk. Bu kısımları biraz daha koyutmak istiyorsak yine koyu işlem yaptığımız körs aracına gelebilirim. Burada ismi değiştirmek istiyorsak da koyu alan, buraya da gelip aydınlık alan diye de yazabiliriz. İşlemlerimiz tamamlandı. Son bir örnekle daha çalışalım arkadaşlar. Bu fotoğrafta ise arkadaşlar arka tarafı koyu, yüz kısmını aydınlık yapacağım. Yine tekrar körs aracından yardım istiyorum. Amacım neydi? Arka tarafı koyu yapmak. Bu sefer körs aracımı şöyle aşağı doğru çekiyorum. Arkanın şu koyu kısmını benim için yeterli. Gelip maskesine tıklayıp hemen invert'ü seçtim. Curves siyah maskesindeyken fırçam beyazken gelip
buralarda boyamaya başlıyor. Bakın flow'u bu sefer 10 yapalım. Opacity'yi de 70 yaparsak bizim için iyi olacak. Bakın bu alanları bu şekilde koyultmaya başladım. Ayarlarımı kısık tuttuğum için yaptığım işlem ufak ve ince bir şekilde gözüküyor. Yani ben burada üstüne gelip boyadığım zaman etkisi artıyor. Boyamadığım sürece herhangi bir değişiklik yok. Şöyle iyice koyultuyorum. Yaptığım işlemlerin etkisini görmek için hemen curse maskesine tıklayıp alt tuşuna basıyorum. Bakın şuralarda etki azalmış. Şuralarda birazcık yapamamışız. Hop. Tekrar maskeye tıklıyorum. Evet, bakın gördüğünüz gibi arka plan koyu oldu. Şu geçişleri de şöyle yumuşak yapabiliriz. Tekrar curves'e geliyorum. Yukarıdaki opacity ya da flow'u değiştirmiyorum. Bu sefer birazcık daha aydınlatıyorum. Yine maskeme tıklıyorum. Invert diyorum. Bu sefer de maskem siyah, fırçam beyazken cildi, kıyafetlerini işlem yapmıyor gibi gelebilir ama size aslında yapıyor gördüğünüz gibi. Bakın gördüğünüz gibi yüzümüz de aydınlanmış oldu. Fotoğrafımızın ilk hali bu da son hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ciddi anlamda değişiklik göstermiş olduk. Son olarak da mesela kızın saçının rengini değiştirmek istiyorum. Yukarıdan Hue Saturation'a geliyorum. Adjustment panelindeyim. Burada birazcık doygunluk vereceğim saçlara. Birazcık da parlaklığını arttıracağım. Yine maskesine tıklayıp Invert'e geliyorum arkadaşlar. Bu sefer fırçamı size'ını biraz daha düşürüyorum. Bu sefer opacity'yi de biraz daha ufaltacağım. %30'lara 40'lara getirdim. Bakın saçları bu değerlerle boyamaya başlıyorum. Şayet opacity az olursa birazcık belki arttırabiliriz. Sonra çok az geldi bana. Evet, şu an daha iyi sanki. Gördüğünüz gibi buralarda boyama işlemlerini gerçekleştiriyor. Nereye yaptığını görmek için yine maskenin üstüne gelip şöyle. Saçlara ekstradan bir parlaklık katmış olduk. Şu kısımları da şöyle boyadık mı? Gördüğünüz gibi saçı çevrelemiş olduk. Burada bakın gördüğünüz gibi saç rengimiz ciddi anlamda değişti. Şu arka kısımlara da. Bu tekniği renk değiştirmek istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Fotoğrafımızın ilk halini hatırlarsanız şöyleydi. Bu da şu an düzenlenmesi bitmiş hali. Koy olmasını istediğimiz alanlar varsa tekrar gelip burada istiyorsak saçta da bu etkiyi yine şöyle arttırıp azaltabiliriz. Birazcık da aydınlık kısma gelip şöyle buraları da birazcık da dişleri de aydınlatabiliriz. Gördüğünüz gibi işlemimiz tamamlanmış oldu. Uzun bir video oldu arkadaşlar ama baştan sona fırça ayarlarını nasıl ve neden yapmanız gerektiğine dair size örneklerle anlatmaya çalıştım. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Bu tarz eğitimlerimden yararlanmak için kanala abone olursanız, çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Benden Udemy eğitimi satın almak istiyorsanız da alttaki kampanyalı Udemy eğitim linkine tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın.